Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir yeşil mercimek çorbası hazırlayacağım. Bununla ilgili çok güzel bir püf noktası vereceğim sizlere. Saatler öncesinden mercimeği suda bekletmeden ya da haşlamadan renginin, kıvamının güzel olmasını istiyorsanız lütfen videoyu dikkatlice izleyin. Şimdi detaylarıyla yapımına geçiyorum. 2 su bardağı yeşil mercimeğimi bir kabın içerisine aktarıyorum. Kullandığım su bardağı 200 mililitreliktir. Mercimeği bir kez yıkadım. Suyunu süzdükten sonra üzerine geçecek kadar oda sıcaklığında beklemiş suyumu ilave ediyorum. Ve üzerine yarım limon suyu sıkıyorum. Mercimeği 20 dakika kadar limonlu suyun içerisinde bekletiyorum. Şu andaki rengini görüyorsunuz. Ben size 20 dakika sonraki halini de birazdan göstereceğim. Bakın 20 dakika bekledikten sonra mercimeğinizin rengi böyle hafif sararmış olacak. Bu kıvama geldikten sonra mercimeğinizi ne haşlamaya ne de saatler öncesinden suda bekletmenize gerek kalmayacak. Beklettiğim suyu süzüyorum ve bir kez yıkayıp çorbasını yapmaya hazır hale getiriyorum. Uygun bir tencereye yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Bir adet minik minik doğranmış kuru soğanımı ekliyorum. Ve kavurmaya başlıyorum. Soğan kavrulurken hemen bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Soğanın diriliğinin daha çabuk kaybolabilmesi için. Ve tekrar kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar diriliğini kaybettikten sonra bir yemek kaşığı un ekliyorum. Un ile birlikte yaklaşık bir dakika daha kavurdum. Bir yemek kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Salçayla birlikte 1-2 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Ardından bir tatlı kaşığı dolusu nane ekledim. Ve 2 litre kaynar su ilave ediyorum. Çorbanın kıvamına göre daha fazla da ekleyebiliriz ama kaynadıktan sonraki kıvamını görmemiz lazım. Kavrulmuş unun daha çabuk çözülebilmesi için çorbamı hızlıca karıştırdım ve ardından suyu süzülmüş yeşil mercimeğimi ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı yıkanmış pirinci ekliyorum. Pirinç yerine alternatif olarak tel şehriye ya da ev yapımı erişte de kullanabilirsiniz. Çorbamı kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 40 dakika sonra çorbam pişmiş oldu. Gördüğünüz gibi rengi kararmadan, mercimekleri de lapalaşmadan harika bir şekilde pişti. Mercimeği 20 dakikadan fazla limonlu suda bekletmeyin. Aksi halde çorbanız pişerken mercimekler dağılabilir. Eğer mercimeğinizi haşlayarak çorba yapıyorsanız vitamininde çok büyük bir kayıp yaşanıyor demektir. Özellikle et yemeyenlerin bolca tüketmesi gereken önemli bir protein kaynağı yeşil mercimek. İnşallah sizlere verdiğim püf noktasıyla sizler de çok kısa sürede bu çorbayı hazırlayabilirsiniz. İnşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok farklı çeşitte çorba, ana yemek, köfte ve et yemekleri tarifleri de mevcut. Hepsinin bağlantı linkini videoma ekledim. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.